Herkese merhaba. Güzel, yumuşak dokulu bir kek tarifi vermek için yine çok güzel bir video çektim sizin için. İçinde gerçekten çok enteresan malzemeler var. Çocuklarınız ne yemiyorsa içine tabii koyabilirsiniz. Mesela benim oğlum kakaolu sevdiği için ben kullandığım kabak püresini kakao ile bastırmış oldum. İçinde bir fincan kadar kabak püresi var. Bildiğimiz kabağı. Tatlı yaptığımız kabağı güzelce püre kıvamına gelinceye kadar haşladım, püre yaptım ve onu kullandım. İçine 2 bardak 2 ölçü şeker kullandım. Şimdi ben air fryer, şu benim var ya, çok eski bir air fryer, onda yapacağım için ölçü olarak kullandım. Yani büyük bardak kullanmadım, küçük bardak tercih ettim. 2 bardak şeker, 3 tane yumurta ve bu püreyi, bal kabağı püresini güzelce çırptım. Daha sonra içine 2 bardak sıvı yağ, ayçiçek yağı kullandım ben. 1 bardak süt, 2 tane vanilya, 1 tane kabartma tozu, 1 paket kakao kullandım. Yoğun bir hamur elde etmek istedim. Tamamen içine krema sürüp pasta olarak kullanmayı planladığım için keki. Yoğun olsun diye içinin ununu ayarlayarak koyun. Yani o biraz önceki sarı ölçüyle ben bir 4-5 tane un koydum tepeleme. Siz daha az kıvamlı, daha yumuşak bir kek istiyorsanız daha az koyabilirsiniz. Daha sonra yağlanmış kalıbıma döküp bu hazırladığım kek hamurunu 150 derecede pişirdim ben. Bu gördüğünüz, bu eski bir air fry görünümlü. Yani buna cam fırın ya da buharlı pişirici de diyorlardı sanırım o zaman. Ben 2010 yılında almıştım. 150 dereceye ayarlayıp hiç ısıtmadan, zaten direkt ısı veriyor. Air fry gibi üstten veriyor ısıyı. Bir 25 dakikada falan pişti. Bıçağı görüyorsunuz, şimdi batıracağım. Bıçak tamamen girdi. O kadar çok güzel kabardı. Derecesi az olduğu için kabardı. Bu arada ben yağın bir tanesini unu ekledikten sonra koydum. Bu da bir püf nokta. Böyle daha iyi kabarmasını sağladığını düşünüyorum ben. Yağı aynı anda undan önce koyduğumda o kadar kabarmıyor, ama bütün malzemeyi koyduktan sonra en son yağı, son yağın yarısını eklediğimde daha güzel kabarıyor. Zaten kabarıklığı da görüyorsunuz. Bunun içine bal kabağı yerine normal kabakla da denenebilir. İnşallah ilerleyen zamanda öyle bir video da çekerim sizin için. Daha sonra dilimleyip servis yapabilirsiniz. Kolay gelsin, afiyet olsun, sağlıkla kalın.